Ya Berkay yani adam böyle şu an mesela tamam mı? Bu ne da, olacak biliyor musun? Sana söyleyeyim mi ne mesela olacak? Mesela bunu adam nasıl işleyecek birader? Ben... <laughs> bu kolun böyle kaldı hadi ikardi kaldı Galatasaray'da ömrü billah. Sen hep böyle mi işeceksin birader? Böyle bir rahatlık var mı ya? <laughs> He? Düşünsene abi 3 arkadaşız işemeye gittik abi. Böyle işiyor adam. Nereye işediği belli değil. <laughs> yani anladın mı? Birazcık tehlikeli bu işte. Bu adam nasıl işecek abi? Bu normal hayatını sürdürmemiz lazım. Bruna Hanım mesela bu hediyeden memnun mu yani? Kim? Hanımefendi. Ya ne yapacak yıldızı? Yani ya Allah yı <laughs> Allah. Ne yapacak yıldızı? Yıldızı ne yapayım ben diyecek. 4,5 milyonu bana ver. <laughs> Sen evet, ben orada bir şeyler... Şey çanta alacağım LV'den. <laughs> Adam mı? Devam edeceğim diyecek yani. yani ne yapayım ben yıldızı? Ne yapayım ben yıldızı? O şey oluyor ya böyle değdiğin anda ateş çıkıyor. O, o değdirmeyeceksin abi. O değdiğin anda o ateşi... Olmaması lazım. Vücuda o. kötü geliyor diyoruz. En zararlı şey. Rejenerasyona. Bak en zararlı şey. Yani bir şey öğrendiysem anatomi ile ilgili yani futbol maçından sonra o gece... <laughs> o yatır ki. Başarılı uyuyor. Yani aslında anlatmak istediğim şeydi. Şimdi İrfancan da şu da bu da gelince <laughs> e, şey içer. Hani o sayede ya bırak hocam playstation oynasın ya. <laughs> Ohe, güzel. Çalıştım geldim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet, eskiden öyle yapıyorlardı ya. Babam toka yani o şey mi? Onu görünce belli ki dayak yiyeceğim. Hissim oluyor. Ya şimdi dayak yiyeceğim bir kere o cepte. <laughs> tamam abi. <laughs> tamam mı? Ama şu tükürme ne oluyor? Onu ben çözemedim mesela. Çözem Hayır, var senin, mı? Bence şey o. Neyi? Hani kaçmana zaman tanıyor senin. Aslında vurmaya kıyamıyor. Ha. Hani onu yapıyor ki ...belki oradan topuklar insanlar diye. böyle düşündüm bak şu an. Yani ben ben mesela şu pt, olayını hiç çözemedim abi. Mesela öyle böyle tam... ...öyle olunca tam oturuyor mu? belki değil yani. Baba sonuçta tokat bu yani. Sonuçta otursa, oturmasa da yiyor o tokadı. Sonuçta fark etmiyor anladın mı? Yani çocuk mesela tokadı yediğinde... ...nasıl anlayacak ki oturup oturmadığını? <gülüyor> 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 Öbür türlüsünü yerse anlar belki. Evet. İki türlü yerse farkı anlayabilir. Yani ama böyle daha böyle yaptı mı daha iyi bir ses geldiğini şap şap diye mesela. Öğretmenlerimiz tabi artık öyle dayak mayak tabi e, söz evet. konusu da daha iyi değil ama. Dayak e, karşı e, Tabii ki ama ben dayak edip hatırlıyorum öğretmenden dayak. Yani. <laughs> Bayağı dövdü da yani. O konuda şanssızdım. şey, şanslıydım. <laughs> evet, yani. Almanya'da, 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 yok Almanya'da yok öyle şey. bir şey yok. Onun yerine babam yani Türkiye'de öğretmenler dövdüğü için burada da ben dövdüm. <laughs> ben orada da mesela sen seni orada çok Çok yakalıyorduk de, orada evet, birbirimizi. Şey yakalıyorduk yani. Şey de... <laughs> Yok, dayak, yani bilmiyorum hani illa ki bizi serdenler de öğretmenlerinden dayak yiyen vardır bence yani. Olmaması mümkün değil. var vardı Ve orijinal dayaklar atarlardı. Atıyorum mesela. Kaliteli. Kaliteli. Şimdi mesela öyle tekme tokat döveni de gördüm. Aa, <laughs> öyle de gördüm. Öyle, var, <laughs> öyle de gördüm. Ama mesela şey diye dayak yedim ben. Ee, top oynamışız. Senefüs falan unutmuşum. Ben ders başlamış yağmurda üstüm başım bayağı, inanılmaz soğuk. Eli şöyle yapıp çat cetvelle yapıştırdı bir tane. 10 tokot yesem o kadar canım acımaz yani. Acayip bir şey değil Acayip mi? Acayip bir şey. Mesela düşünsen hani ya. Değişik bir eğitim yöntemi bence. Eğitim yöntemi olduğu söylenemez de. Yani, ya. yani sonuçta oraya <laughs> niçin gidiyorsun okula? Tabii eğitim öğretim için gidiyorsun. E eğitim olur, öğretim mi? için gidiyorsun yani. Sonuçta cetvelle şey ince, bu sefer mesela Cetvelle vuruyor şöyle. Ben yorum, de arkadaşıma gideyim. falan olursun. Şeyle vurayım yani mesela o zaman değil mi? Ya mesela şöyle şimdi Türkiye'de abi öğretmen tekme tokat atıyorsa adam yani o çocuğun olacağı tek bir şey var. Yani ya kafes dövüşçüsü olur. Ya da gider boksör olur. Lisede, lise bir yani de... nasıl mesela o çocuktan pilot olacak? Ya yani şöyle <laughs> normal sahteye çıkardı. Herkes <laughs> ceza verecek zannetti. Hoca böyle bir sessizlik oldu. Ama herkes durumun ciddiyetinin farkında değil o anda. Yani neler olabileceğini <laughs> biraz sonra. Hoca böyle arka arkaya çat 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 saldırdı, Hı? çocuk böyle geri gide gide çöp kutusuna düştü. Orada da böyle kaldırdı bir tane Hı? sonra zaten oca kontak kapattı kö yani. Kötü bir şey yani. Çok kötü bir şey. Mesela o hocayı alıp mesela gerçekten çok sağlamdı dayak açan ona mesela. Şaka <laughs> yapmıyorum yani. O da onu hissetsin anladın mı? <laughs> Neyse, yaşasın değil şey mi? Olur mu yani? Ama işte ben de öyle çalış çalışarak geldim. İlkinde... Yok çok güzel oldu. İlkinde ben çok şu an müthiş. Ay, çok öyle benimle. bir giriş yaptık. Akketik çünkü oldu. çok zorladık birkaç haftadır. Birkaç haftadır deniyoruz. Tam e böyle al. patlamıyordu. <laughs> Aynen yani, yani, bir uyuşmazlık vardı. <laughs> Aynen. Şu an tam olarak Aynen. olduğunu düşünüyorum. Daya kısmını geçtik. Daya da geçtik. Başlayalım mı abi? Girelim ya bakalım ne Peki var. Peki abi. Bugün menüde. Menüde güzel şeyler var. Şimdi e, sana sen oynadığını biliyorum da sen daha çok bilgisayar üzerinden oynuyorsun. Abi. Yani PlayStation değil de evet. e, bilgisayar üzerinden oyun oynamayı seviyorsun. E, o yani orada mesela... Discord'da arkadaşlarla, çocuklarla muhabbeti seviyorum ben. şey muhabbet şeyler, mesela yandan işte bir tiç çizdersin, bir şey yaparsın. Böyle orada vakit geçirmeyi seviyorum ya. Osay de bunu evet. seviyordu. İsmail Hoca ile <laughs> konuşana kadar. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Hoca? Bunu öğrenene kadar. <laughs> bunu öğrenene kadar, İsmail Hoca bunu yasakladığını söyledi. Osay Samuel'e PlayStation artık yasak dedi. Ee, i̇stersen istersen tabii görüntüsü de var. E, videosu yok ama Hı. E, fotoğrafı olması lazım. E, Ha, video mu? Videoymuş. Fotoğraf olarak kullanırız tabii biz bunu. Evet. <laughs> hoca da Bright diyor bu arada bak. Bright. O say soy ismi zaten. Gece yaralarına kadar diyor hoca. Osay Bright Samuel mi? Bright, Bright Osay Samuel. İkinci ismi. Bright Osay Samuel. Gece yarılarına kadar oynuyor. O da bana söz verdi artık oynamayacak diyor İsmail Hoca. Yasakladım diyor. Yasakladım diyor. Güzel ee, kelime. Yasaklı şimdi kelimeyi kullanmış yasaklı Hoca. Yasaklı kelimeyi kullanmış Hoca. Aynen öyle. Ee, yani ben Bright'in gene oynayacağını düşünüyorum. <laughs> Oynar abi şimdi. Ya şöyle şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, benim oynadığım dönemde biz de testte bu tarz şeyler oynadık. Yani üçte abi böyle Yani Burada sorun oynaması değil bence. Onun sabahları kadar. Sabaha mı? kadar oynaması. Ama şimdi hangi sabah? O da oynar mı şimdi hangi sabah Amerika yani? saatine göre sabah falan. <laughs> Hayır. Mesela maç günü, maç gününün sabah mı? Yoksa maçtan iki gün evvel mi? Maç Yoksa... gününden sonra gidip koşa koşa mesela şeyi açtığını bir hatırlıyorum ben. Gündüz maçından sonra. Beşte maç, yedide bitti. 8, bu dokuzda yayını açtı. Tamam. <laughs> Açabilir. Maçtan o işte kaça kadar sürdü belli değil. O mutluluk hormonlarını böyle bir şey kalkışabilir ve stres atar. Şimdi bence yani sağ sola gitmesinden. Ha gece de çıkmasına evde olması daha iyi diyorsun. Ben bilmiyorum buna herkes o, en fikir mi yani? İşte evde oturup oyun oynayıp kendi evinde sonuçta tamam uyku önemli ama şimdi bir de dışarıda başka Tabii türlü o. bu işleri... Orada da hiç dinlenemiyorsun. Evde orada, gene oturarak yatarak oynuyorsun deform olma şansı daha yüksek evde bu şeyde bir şey olmaz hocam şey söyleyeyim ben de yıllarca yaptığım için hani çok bir şey olmaz yani sabahlara kadar tabii öyle ama mesela sabah bak maçtan sonra oyuncunun uyuma şansı çok düşük yani kim uyur biliyor musun? C uyur Orat <laughs> <laughs> <O> rahat. <laughs> rahat ailesi çocukları falan o onu o aile şeyi çocuklarla birlikte uyumuşlar ama o sayenin uyuması bekarların sıkıntı anladın mı yani ee, ama yani ona PlayStation'ı yasakladım. Her şey iyi <laughs> gidiyor hocam. Gerek yok yani. <laughs> o sayede. Biraz azalt yani şey yapmış olabilir ya. Hocası şimdi öyle dedi. Tabii hocam falan diye. Ya bence İsmail Hoca bu sene şampiyon olursa da tarih yazar zaten. Şimdilik de rekorlar, mekarlar tarih yazıyor. Yani bununla da bence tarih yazdın. 2023 yılında <laughs> bir yaşayacak. teknik adam futbolcusu at <laughs> playstation'a. Yani mesela <laughs> Avrupa'da düşünsene Pep guardiola. Pep de şey yapmıştı. Minecraft <laughs> oynamayacaksın bir daha halan tercih <laughs> Yasak diyorum sana. Telefonu yasakladığını hatırlıyorum ben. Ama hazırlık mıydı emin değilim. E, cep telefonuyla interneti, interneti kesmişti bir şey yapmıştı o da. Evet. Orada. Oyuncular hatta şikayet etmişti falan bayağı böyle e, <laughs> bir o, so o sorun çıkmıştı yani öyle hatırlıyorum. Yani işte işte sonuçta özel yaşantı ya biraz. Tabii. Ama tabii ki Fenerbahçe olunca işte, özel eşantın da Fenerbahçe oluyor. Çok fazla şey yapıyor. Fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Ama sana Fenerbahçe bunu kat kat geri ödüyor. Karşılığını veriyor zaten. Veriyor. Yani hani, o say bunu bence farkındadır. Yani. O hoca, hocanın da zaten kötü bir şey yok yani. Ama şey yani o sayın bence e, performansı İsmail Kartal'la birlikte bence zaten <laughs> bayağı büyük yukarı çıktı. Ama hocanın halen işte e, daha tam istediğim daha iyi olabilir demek sonra olmuş. çok çok önemli. Yani tabii. bence hem şey olsa için önemli bir şey için. Bir Geçelim kon mi? konsolda mesela haftada mesela uzun oyunlar oynamasın atıyorum yani. Maç atsın bir tane iki tane. Ya mesela mi? her gün 2 saat 3 saat tak, oynasın sonra Zaten sonra telefonda dersin. geçiyor 2 saat. Sonra derse. 2 saat 3 saat vaktimiz telefonda geçiyor yani. Geçiyor o geçiyor. Orada tamam tabii. Tamam, tamam. Geçtik. Junior İrfancan Kahveci. Tamam. İnanılmaz bir tatlılık. Juninho <laughs> babada Juninho gibi vurdu cün biraz. E <laughs> <cün> <laughs> <cün> <laughs> Juninho gibi giriş yaptın. Baba <laughs> <laughs> babasının attığı frikik golünde e annesi zannediyorum ki çekmiş. Evet. E i̇zleyelim. Bak 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 bak. Bak babaya bak. Gol! Göre bak babaya bak, babaya bak. Can. Can, babaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir şey ya. Bir de şimdi o ufaklık büyüyecek, Tabii. daha çok algılayacak ya işte o şu zaman... Şu an algılamıyor. Ama şu anda var ya böyle <laughs> yani şu an en tatlı zamanları evet, ya. Yani. Evet. Maşallah iki, Allah. 2-1-3-2 en acayip, en tatlı zamanları. Nazardan, <laughs> Fenerbahçe ben resmi ben e, sosyal medya adresi de olağan karşıladı demiş. <gülüyor> <gülüyor> e normal canım sonuçta yapıyor bu iş sporu diyor babam. Yani ben alışkınım diyor. <laughs> ben Ama birazcık daha böyle algıladım mı böyle. Daha ben bir 1,5 2, 2 sene 3 4 sonra... yaşında falan biraz of daha algılar. sana. Evde de mutlaka ki oynuyorlardır. Ben eminim yani İrfan Can kahveci çocuğuyla ne oynar? Futbol oynar yani. Tabii mi? canım? <laughs> ee, yani mesela İrfan'ı tabii söylemedik. O da mesela hani o da gittiğinde çocuğu şu bu bunlar böyle birazcık insanın stresini aldığı için daha rahat uyku tabii. uyuma. Aile daha farklı oluyor. Çünkü mutluluk hormonu salgılıyorsun. Tamam mı? Bu zaten seni mutlu ettiği için... ...bu sefer mutlu uyuma şansın... ...daha yükseliyor ya. Ama... ...o yoğun tempo yediğin için... ...90 dakika... Fiziksel yorgunluk olan, o fiziksel var. Yorgun, o işte böyle seni uyutmuyor abi. Adrenalin taban... Vücut halen sıcak ya abi. Mesela eve gidiyorsun... ...yatağa yatıyorum ve işte geçiyorsun televizyon karşısına. Bunu şeyden test edebilirsiniz hani halı saha maçı yapanlar varsa gece atıyorum 9-10-11. Geldikten sonra uyuyamıyorsun yani. Canın, sıkı Canın sıkılır, sıkılır biraz ha? biliyor musun yani ağrılar oluşuyor olur buzunu yaparsın hadi bir film açayım dersin. Bu en iyi güzel aslında televizyonun karşısında böyle bir film açıp öyle tedavilerini falan uygulayıp orada bir gitmek var ya <laughs> o, onu yaparsan kurtarıyorsun abi. <laughs> güzel geçiyor Evet. Yani. Allah bağışlasın Ama şunu biliyorum İrfan abi. ve eşine. Şunu, şunu biliyorum. Bunu da söyleyebilirim burada. Yani bu programda her şeyi açık açık konuştuğumuz Doğru, için. Başka programda konuşmuyormuşuz gibi. Abi maç gecesi tamam mı? O şey o olaylar iyi değil abi. o şey oluyor ya böyle değdiğin anda ateş çıkıyor. O, o değdirmeyeceksin abi. O değdiğin anda o ateşi Olmaması lazım. Vücuda o. kötü geliyor diyorsun. En zararlı şey. Rejenerasyona. Bak en zararlı şey. Yani bir şey öğrendiysem. Bu hayatta anatomiyle bana ilgili. Bana da eğer güveniyorsanız. Anatomi ile ilgili yani futbol maçından sonra o gece. <laughs> Yatır uyuyor. Yatır uyuyor. abi. isteyeceksin abi. Diye ki. Yani aslında anlatmak istediğim şeydi. Şimdi İrfancan da şurada burada girince. <laughs> e, şey içer. Şey, hani o sayede ya bırak hocam playstation oynasın ya. <laughs> Gece, Vallahi de gece yani, dışarı çıkacağına. He? Dışarı çıkacağına. Yani dışarı çıkıp yani orada yanlış şeyler olabilir. Gerek yok abi. O sayede devam etsin abi. Peki, şu an ne yapıyorsa devam etsin abi. Şey ben her etsin, ben falan oyuncular şu an ne yiyorsa. Kim nerede ne yapıyorsa tabi, yapmaya devam etsin abi. De öyle. Ee, devam edelim Doğru yapıyorlar yani şu an? Abi Mauro Icardi çılgınlığı. <laughs> evet. Başka bir boyuta geldi. Nasıl bir boyuta? Bir Galatasaray taraftarı bir kardeşimiz Icardi e, penaltıyı kaçırdıktan sonra evet. İngiltere maçında kendini camdan aşağı atıyor, hı hı. <laughs> bir kaza geçiriyor daha sonra kollar kırılıyor tabii haliyle aşağıya düşüyorsun. Bir sonra. dakika şimdi bu nasıl kaza geçiriyor? Yani yani normalmiş büyüt... gibi söyledin yani şimdi mesela şey bu trafik kazası değil ya <laughs> mesela penaltıyı kaçırdı diye camdan aşağı düşüyor mu atıyor mu kendini onu anlamadım. <laughs> i̇zleyeceğiz onu şimdi. Düşüyorsa ayrı <laughs> bir şey, atıyorsa ayrı bir şey. Yani i̇ki kollar, farklı Kollar şey. kırılınca... Atıyorsa polisi devreye sokmamız lazım. Tamam mı? <laughs> Eğer düşüyorsa o başka bir, bir şey. Hastane bir şey İzleyelim ama. ya. Tamam. Merhaba, hmm. merhaba. Nasılsın? kardeşim gol attığı gibiyim. Niye böyle Yaşık duruyor? Gerçekten öylesin. Nasıl oldu bu olay? Galatasaray-Manchester United şampiyonel Ligi maçında penaltı anında heyecanla balkona fırladım. Icardi penaltıyı kaçırdıktan sonra bir anda gol mü değil mi anlayamadım ve o sonra balkondan aşağı düştüm. Yani kollarımı kırmışım. Uyandığımda zaten hastanedeydim. Ee, hastanede de doktora maçın kaç kaç bittiğini sordum. O da Icardi'nin golüyle Galatasaray'ın 3 2 kazandığını söyledi. Sonrasında ben de doktordan böyle bir şey rica ettim. O da sağ olsun bizi kırmadı. Hepimiz Icardi'yiz. Peki şey yani bunu değer <laughs> mi? O kadar mı çok seviyorsun? <laughs> <laughs> şey, 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 <laughs> şey, şey, Böyle geziyor. Evet böyle geziyor. Baya iyi. Bence hep böyle yani sıkıntı şu hep böyle kalacağını farkında değil. Ya <laughs> Altı çıkana kadar böyle kalacak. Ya altı çıktıktan sonra da böyle kalacak. Böyle <laughs> kaynayacağı için. <laughs> evet. Çünkü doktordan böyle bir şey rica ya yani bu terziden şey diktirmek gibi değil ya anladın mı? Doktordan. <laughs> Pantolon yani... paçasını yaptırmıyorsun. <laughs> evet abi sen kırık böyle kaynadıktan sonra hayatın boyunca böyle anladın mı? hep <laughs> <laughs> namaza başlar gibi duruyor. <laughs> şey. ya evet yani şimdi bir gün gidecek abi. İkardi gittiğinde sen böyle kaldığında ne yapacaksın abi? He? <laughs> Şifaneki <laughs> okumaya başlayacak. Evet abi yani şey sürekli şifaneki ama hep öyle orada kalacağız. Anladın mı yani? İkinci rekata geçemeyiz. Nasıl geçeceğiz abi? Yani Düşünsene Cuma'ya gitse gidemeyeceğiz abi. Her gün pazartesi, salı, çarşamba da geçeceğiz. Cuma hiç yok hayatımızda. Böyle düşünsene hep böyle. Nasıl kılacağız abi? Nasıl hayatımıza devam edeceğiz? Şimdi doktordan böyle bir şey rica ettin ya. Doktor, niye Doktorun da aklını seveyim ama yani kollar kılmış. Bu kollar nasıl kaynayacaksa o şekilde alçı yapılır. Ya benim mesela ayağım kırıldı yani. Ha böyle alçı yaptı dedi mi böyle alçı mı yapacak adam bize? Yani böyle bir rica var mı bu tersiden? Şu parçaları biraz kısalt ki adama. Böyle bir... Şey mi diyeceksin? Ben Galatasaray'a gol atarken böyle kaydım. Ha <laughs> böyle ben tafelene böyle kayar gol attım. Benim ayağım böyle kalsın. Böyle bir böyle bu neymiş abi yani? Sürekli böyle kalacak. İkardi gidecek bir sene sonra. İki sene sonra sen hep böyle mi kalacaksın? Böyle bir şey var mı arkadaşım ya? Tamamen hani ikardi herkes seviyor yani ben Fenerbahçeliyim. ben de seviyorum. Bu adam, sempatik bir de e, topçunun kralı yani bir şey demiyoruz ona ama. <laughs> Bu ne yani, abi yani doktor doktor ne yak abi? Doktor doktor ne yak O Hipokrat yeminini nereye gitti abi? Ha? O Hipokrat yeminini nereye etti? Neyi yemin oh, ettin, o, ettin o, sen? Ne yemin ettin? Yani. Bu arada kolu öyle kalmayacak tabii. <laughs> yani <işi> şakası. O. <laughs> ama, biz... ama şu olacak. Kolu öyle kalmayacak ama şunu söyleyeyim. <laughs> Ee, Altı çıktıktan sonra <laughs> onun normal fizyoterapisi uzun sürecek. Kimin? Arkadaşın. Bak yanlardan destek almış zaten. Corsete ee, taktırmış. Benim kolum kırıldı abi. Ya Berkay, yani adam böyle şu an mesela tamam mı? ne olacak biliyor musun? Sana söyleyeyim mi ne olacak Mesela abi? bunu adam nasıl işleyecek birader? Ben... <laughs> Bu kolun böyle kaldı hadi ikardi kaldı, kaldı ömür billah. Sen hep böyle mi işleyeceksin birader? Böyle bir rahatlık var mı ya? Ha? Düşünsene abi. Üç arkadaşız işemeye gittik abi. Böyle işiyor adam. Nereye işediği de değil. Yani anladın mı? Birazcık tehlikeli bu işte. Bu adam nasıl işecek abi? Bu normal hayatını sürdürmemiz lazım. Icardi tamam hepimizin hayatında var. İzliyoruz, ediyoruz. Biz rakip taraftar olarak da Icardi, Icardi, Icardi izliyoruz. Da be, be, ben Hayatımıza da devam etmemiz lazım bir ben Günlük ihtiyaçları var abi. Nasıl yapacaksın günlük ihtiyaçlarını? Bu <laughs> tuvalete gidemez hakikaten şu an baktım da mümkün. Ben bir tane küçüğü söylüyorum bunun büyüğü var onun büyüğünün devamı var. Yani bu çok büyük sıkıntı var bu adam. Baksana adam aldı böyle gidiyor gidişe baksana. Gidiş Allah aşkına bir bak ya. Adam arkadan gördüğün anda namaza şey var tövbe tövbe hemen iki raket kılısın geliyor arkadan böyle gidiyor adam. <laughs> Müezzin gibi gidiyor. <laughs> baksana Allah aşkına. Vallahi benzin gibi gitti. Bu nasıl bir şey? Bir de nasıl düşmüş baba bu herif? Abi bu golden sonra gol, e, anlayamamış gol mü dedim bırakmış kendini aşağı herhalde bilmiyorum ben. Abi aşağı bırakmış da iki kolunu nasıl kırabilirsin? Yani ikinci kattan da. falan da bağlamış da belden. Evet bak. evet birinci kattan düşse sıkıntı. Ama bak ne yaşayacağını söyleyeyim onun. Benim de kolum kırıldı. Bu bence çok farklı şeyler yaşayacak. Bu <laughs> bence bilmiyorum. Ben öyle giriyorum. Uyurken iyi ama bak şöyle hani. E tamam bu zaten hep öyle yaşayacak onu deme sana. Ya bu uyurken de yani. <laughs> Anladın mı? O rahatlıkla Yani ya bana böyle bir şey olsa Allah korusun bu modda olsa ben de öyle ya uyurken her, her şey yapabilirsin ha bu uyurken. Çok tehlikeli yani. ya Şöyle düşse şimdi seninle burada program çekiyorum böyleyim. <laughs> Olmaz. He? Olmaz. E kaşında mesela ya şu dizimi bir kaşı desem ne yapacaksın? Kaşıyacağım mı? Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani aldım sürekli birisinden Ayağını yardım Ayağını düzelteceksin, sürekli... paçanı düzelteceksin. Abi sen Zor. mesela sivrisinek şu bu hayatımızda var böyle şeyler. Var var yaşıyoruz. Yazılmazın veriyoruz. ne yapacaksın abi böyle böyle takılmaz. Peki geçelim. Hakikaten acayip bir sekans yaşadık. İnanılmaz ya. Bu taşta. Gerard Pike. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir önceki arkadaş gibi. <laughs> evet. O da bak başına ne geldi abi. İmza vermeye gidiyor. Allah'ın sopası yok işte. Lan! Nerede oğlum adam? Kayboldu. <laughs> nereye kayboldu? Alt oğlum düştü lan adam. Baba ben sana söylüyorum kötü düştü ha. <laughs> Kaç metreye düştü? Bu ikardi ne de olmaz bu? Başka bir şey ne oldu buna? Bu var ya. Oha nereye düştü? Bayağı aşağı bakıyorlar yalnız. Orası derin mi? ne kadar olduğunu bilmiyorum. Baba nasıl gidiyor ki öyle görmüyor musun? Bak elinde zaten telefon var bir şey dinliyor. Evet. İmza atmaya gelecek. Oraya orada, gitti. Ama orada bir yere bakıp orada gidiyor. Gitti orada. Çok geç artık. Allah'ın ee, sopası yok. Yapacak bir şey yok. Allah'ın yok. Şakira. Ablamız artık nasıl bir büyü yaptıysa. <gülüyor> Lisa, <gülüyor> o Kolombiyalarda, Güney Afrikalarda. Hiç fark etmez. Yani yani futbolu bıraktı Allah'tan ya. Futbolu bıraktı değil mi Arkan Pike? Bırakmış yani. Futbol. Yani futbolu bıraksın futbol zaten. Bırakmasaydı zaten bırakmasaydı da şuradan bırakmıştı yani. Burada hani bırakmıştı şu... kesin. Burada ben sana bir şey mi? Bir haber bununla ilgili geldi mi? Gelmedi. Futbolcuyu bıraktı ya artık gelmez. Ya burada Burada böyle görebiliriz yani. Ha ayak kırılmış olabilir diyorsun. <laughs> ya tabii tabii çünkü. İnanılmaz düştü çünkü abi. O bir boksa bile yine oraya düşerken. Tabii tabii tabii. Görmüyor Sıkıntılı. da. Sıkıntılı. Şakira sence bu görüntüye izleyip gülmüş müdür abi? Ya da sevinmiş mi? Çok merak ediyorum biliyor musun? Şakir'i yani tanıyanınız var mı arkadaşlar ya? Var ya izleyenlerden. iyi. Çok ileri seviyece dediğim. Gördük değil. İspanyol hocanı geçen 4-5 bölüm önce. Evet. İspanyol var. Şimdi gerçekten sormak isterdim Şakir'e. Yani bu görüntüyle ilgili düşüncelerini alabilir miyim ben? Ya bugün Şakir Türkçe soralım. Şey, Şakir'e Türkçe Nasıl soralım. belki izleyenlerden, biz izleyenlerden biri tanıyordur, ediyordur. Yollar evet, belki. Bence. Şakir Hanım öyle bir şey imkanı yok da. Yani bizim izleyicilerden birisi Şakir'e tanıyacak. Bizim konuştuğumuzu ona yollayacak Gelecek, ve o da cevap verecek. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ve ben bu kadar şanslı insan olsaydık <laughs> gerçekten ben sana Başka bir programdanmıştım. Programda evet. Suat değildi yanımda oturan Angelina Jolie ile okuyordum ben. Anladın mı? Ama ben o Suat'la okuduğum için Almanya'da o şansını biliyorsun ne oldu? Ben biliyorum şansımı yani. Deneyelim abi. Deneyelim. Şakir Hanım'a seslenelim. Şakir Hanım diyelim kendisi. Evet. Ben etiketlemiyorum ama. Etiket yok. Çünkü engelliyorum ben etiketleyince. <laughs> etiket, etiket yok abi. Öyle bir şey var. Ben burada bu vurkaç kapağını etiketledim herkesten engelliyorum. Engel, engel yedin etiketleme tamam. Karşı cinsten. Tamam etiket yok abi. Yenilmez bir şey ya. Etiket yapmayalım tamam. Yapsan iyi olur yapmayalım peki. Şakir'e etiketleyeyim mi? Etiketle be. Ortega'da etiketliyim, kafası karışsın. <laughs> Yanlış mı oldu acaba yani? <laughs> diye düşünsün orada bir gitti geldi. <laughs> tamam tamam, ben Shakira'yı e etiketliyorum. Şekil. Ne diyeceğiz? Shakira'yı ee, e sesleniyoruz. Abla mı diyeceksin sen? Şakir Hanım, Hanım, şakira Abla diyemezsin. Kaç hanım. yaşında? Şakir Hanım, Shakira Hanım kaç Ben ona yaşam... göre etiket yapacağım. Ee, sen Hanım, Hanım dersen olur sende yani? Hanım diyeyim, değil mi? Evet. Ona göre etiket yapacağım Nasıl etiket <laughs> ne? Nasıl etiketliyim <laughs> ki? Normal zaten bir tane etiketi var. Yani, yani yaşça küçük olunca farklı etti gibi. Ben etiketli, dümdüz etiketleyeceğim ben. 46 yaşındaymış. Senden nasıl hazır mı bekliyordun? <laughs> Şekire deyince hemen yazsın Oğlum, böyle bir şey olamaz ya. Bravo Erkan. <gülüyor> <gülüyor> Hazırdaymış demek Uyulamaz ki. olmaz bir şey ya. Bravo kardeşim. 46 mı? 46 yaşındayım. E Şakir Hacı'cım. Şakir mı yazalım? Şu an, şu an belli ki şunu söyleyelim. Evet. Bu videonun kapağı da Şakir'a'dan alakalı Olsa. bir şey olacak. Tamam. Yazısı da öyle olacak. Yani. Bu bir şekilde Şakir'e ulaşması ya. lazım mı bu? A, tamam, ulaşması abi. Tamam Çünkü ya. Biz başından beri bile... açık oynayalım abi. Bak ben de açık oynayayım. Biz hiçbir şeyimiz, amacımız yok bu programda. Yok, bir amacımız seyircilerle interaktif. Burada burada eğlenelim, bak iki içeyim. Doğru mu? Dürüst dürüst, dürüst, dürüst şey. bu konuda. Tamam <laughs> ama ben sana şunu söyleyeyim. Biz Shakira ve Piki olayında başından beri Shakira'nın yanındaydık. Bizi abi. yakında bütün bölümleri izleyenler biliyorlar zaten. Bunu söyleyen de söylesin. Aynen öyle. Onu da iletsin yani Şakir'e ya. Onun Şu orada, orası orada... çok önemli. Tabii. Ya orada bize eksi yazdırmayın arkadaşlar. Eksi yazdırabilir abi, değil mı oradaki? Aynen öyle. Ya bunlar hep Piken'in yanındaydı falan filan. Yok. Ya olmasın Olmasın yani. o. Çünkü Dün biz başından yani. beri abi burada senle bu Pika'nın e, ne kadar <laughs> iyi insan olmadığını evet. e, anlattık konuştuk ne kadar dilimiz döndüğünce. Futbol sahasında başarılı dışarıda, bir, olduğunu, bir olduğunu, dışarıda bir o kadar başarısız olduğunu. Anlattık. Shakira'nın hakkını savunduk burada dilimizde. Guardiola adamdır dedik. Dedik, hepsini söyledik. Şakir Hanım, <laughs> biraz hatırımız oluştuysa sizde bu kadar azıcık, e, da, olsa, azıcık da olsa. Saat, o reklam her şey bizden Her şey için. bizden çıktı, aynen öyle. Bu videoya ne tepki verdiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum ediyorsun. yani burada Piqué'nin böyle lo diye tamam mı düştüğünde yani gerçekten ne hissettiğini çok merak ediyorum. Ben gayet çok açık konuştuk bence kendisiyle şu anda. Ya işte Arjantinli ve orada yani nasıl tabii ki cümleler var, atasözleri şunlar nasıl oluyor orada ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama işte ilahi adalet, adalet demiş midir mesela? İlahi adalet. Mesela olarak, böyle bir cümle ya, kurmuş mudur yani? Kendi dilinde. He. Demiş olabilir. Ya daha farklı söylemiştir tabii de. İlahi adalet demiş olabilir ya da sonunda işte hak yerini buldu gibi şeyler oldukça evet. olabilir yani. Var peki. birkaç öyle şey yasaklı kelime İspanyolca kullanılıyor. Çok evet. net İspanyolcaların vardır yani. Yok yok ben de birkaç tanesini hakimim. <laughs> tamam. Bazı futbolcuların <laughs> e, pozisyonundan sonra duyuyorum yani evet. altlarından çıkınca. Geçelim mi? Geçelim peki Video kapağında <laughs> evet, bulduk. Zaten biz geçmesek o geçti zaten. Evet. <laughs> Abi Neymar Hı. sevgilisi Bruno Biancar diye doğum hediyesi olarak gökyüzünden 4, bin, 4 milyon 500 bin euroya yıldız satın almış. Hı. Hediye olarak mı? Hediye olarak. Ne zaman mesela bu hediye ona ulaşacak? Ee... o <laughs> hep orada artık. Hep gökyüzünde. Hep, hep, öyle hep mi? hep bizimle yani o 4 milyon 500 bin euro iyi tokatlamışlar Neymar'ı. <laughs> ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim ben de. gerçekten süper. Ee, hangi yıldız olduğunu mesela biliyor musun? Ee, bu parayı verdiğin zaman öğreniyorsundur bence yani özel bir durum söz konusu. Mesela şu yıldız size ait mi diyor? Evet. Tapu o... işlemleri nerede oluyor? Tamam bak o, o tapuyu da geçtim. O, o, o adam... Satan mı? Satan. Bak ben böyle bir şey görmedim. <laughs> yani... İşte inek horoz, Sıfır moro maliyet. inek, horoz, moroz alıyordun ya bir ara ülkede biliyorsun değil mi? Benim bir arkadaşlarım vardı. Tamam mı? İşte yine bu... Tosuncuğa mı? Evet, bu şey, bu şey muhabbetinden. Ee, işte o say o o Gaming, meming olaylarında. Abi bir gün bir geldim, inekler, şeyler, tavuklar havada uçuşuyor. Yumurtalar, murtalar falan. Ne yapıyorsunuz? Böyle böyle online. Nasıl dedim abi? Ciddi para dedi abi. İşte bin lira yatırıyorum, iki bin lira alıyorum falan. Onu dedim, manyak mısınız? Dedi, i̇nek, benim diyor dört tane ineğim var diyor. Nerede var diyorum açıyor gösteriyor ineği Oğlum dedim bu nasıl yani bu bu zaten şey ki sana nasıl olacak bu iş dedim ya öyle değil diyor böyle böyle ama tamamen inanıyor mesela yani öyle bir şey doğru, ki bu doğru. yani o yıldız senin inandırmış inandırmış ya. o yani. adamı tebrik aynen etmek aynen. lazım büyük adam, büyük adam bak da. o adamla asla kaybetmezsin. Aç, aç kalma şansı yok. Ben böyle bir şey görmedim. Yani. parasız kal. Bir dakika, iki dakika böyle dolatsın gelsin. Eli kolu dolu gelir o. Bir şey satmıştır yani. Evet. Neymar da herhalde yani Neymar da tabii şey ya biraz esmiş yani. Bak. Şunu okuyayım. Bu oyuncular çok üst versiyon ve futbolu kendi oynadığım için ne kadar böyle gerçekten hani emek isteyen bir şey olduğunu biliyorum. başka bir hayatın kalmıyor aslında. Doğru. Tabii ki şimdi sosyal medya olduğu için daha farklı yansımalı oluyor. Neymar da, cıvıl cıvıl biraz seviyor bu işleri. Allah herkese daha fazla versin. Para tabii ki sonuçta önemli bir şey. E, Unsur tabii. Evet, mi? evet sonuçta ihtiyaç okey seversin sevmesin ama şuna karşıyım abi. Tamam mı? İsraf bu yani. Abi, evet bu, bu, buna karşıyım. Buna okey değilim yani. Bu şey o kadar. Şimdi bir taraftan bakıyorsun. Tamam bu şimdilik böyle klasik Türk ...moda açılmış olacak ama. Değil aslında bu. Bu normal. Yani işte ne bileyim Afrika'da insanlar aç gezerken sen onu demeyeceğim. O zaten var hayatımızda. Çünkü bunu yapan adam tamam mı? Yani bir Neymar'ı tanımıyorum ki. O yüzden bu cümleyi kuramıyorum. adam belki neler ben. yapıyordur anladın Hı. mı? Ama tabii ki doğumda şunda sevdiğin insanı hani e, ben de diyeyim? o zaman kendi şeyimde ilk çocuğum olduğunda eşime araba aldım yani. Almasaydım ki yok öyle bir şey demeyeceğim tabii ki. yine olsam yine alırdım tabii tamam mı? Ala ara doğduğunda mı? Ala ara doğduğunda. Enes doğduğunda ne oldu? Enes doğduğunda bir şey alamadım. Ama şey Alara ala böyle şey yani ilk, ilk çocuk falan şu bu. O iş bir, bir, orada o iş bir pahalıya patladı tamam mı? yani çünkü çok farklı. Ben bir de doğumda şey dedim yani. Ha, yani i̇çeride dedim. falan. Doğumhanede dedim falan filan. O sesler, mesler, sezarye, mezene, onlar öyle şey işler değil Kulağı ya. işler değil tabi. Tabi tabii yani e, yani Anada kadın olmak ödenmez yani. abi. Kadınlar orada gerçekten baş tacı ama e, yani şimdi böyle o şey yani ne bileyim abi bak ben sana ya şunu söyleyeyim. Bin, ben milyon şöyle milyon bir insanım yani ya. 4,5 milyon bu kadar çok param olsa da tamam mı olsaydı da yani buçuk milyona bunu verip e, ne bileyim atıyorum mesela çok param var tabii ki şimdi başka rakamlar konuşuyoruz ya o yüzden doğal yani anladın mı? Ama mesela o 40 bin lira vermiş gibi takılıyor yani. Evet şimdi 4,5 milyon böyle bir şey yapıp tamam mı saçma sapan bir hareket yapacağım ama ha. ne bileyim, 500 bin dolara gerçekten böyle e, daha e, hedef odaklı bir şey alsam belki daha mutlu ederim. yani e, öyle de mutlu olmasını de isterdim aslında. Bir de hanımefendiye sormak lazım şimdi Bruna Hanım mesela bu hediyeden memnun mu yani? hanımefendi. Ya ne yapacak yıldızı? Ya Allah ver, Allah. Ne Allah ya. yapacak yıldızı? Yıldızı ne yapayım ben diyecek. 4,5 milyonu bana ver. Evet, <laughs> Sen ben orada bir şey tane yaptım. çanta alacağım LV'den. Adam mı? Devam edeceğim diyecek yani. yani ne, yapayım sal ben yıldızı, baba, nereme, ne yapayım ben yıldızı? Nereme giyeceğim? Nereme takacağım <laughs> yıldızı? Yani <laughs> Nasıl mutlu Yazları olabilirim? tatile mi gideceğiz? hocam <laughs> yıldızda mı yıldızı atlayıp yere mi gideceğim? Hani olmaz ki abi. Saçma sapan bir olay yani. Hakikaten bence fırça yemiştir ne var bu işten evde. Ya yani senin yapacağın işi olmuştur yani. seveyim demiştir yani. Hani yenge, yani yenge demiş olabilir onu. Saçma sapan bir şey yani. Hakikaten hani Ama Neymar'da böyle nevora. bir şey var. Var var öyle bir... bir. Görmemişlik saç... var abi. Bir Şimdi. saçmalıyor abi yok, bak. Görmemişlik var. Görmemişlik abi. yani. Başka ya, bir şey. Yani gerek yok abi ya. Geçelim mi? Ne bileyim böyle işte ne bileyim 100, 200, 300 bin Euro neyse artık paranın şeyine göre. Güzel ne bileyim bir saat alırdın, bir şey alırdın. Klasik olacak belki tabi şimdi orada hediyeler de boyut değiştiriyor artık. Muhakkak tabi ya yani ben alacak bir şey bulamıyorum. Mesela başlıyorsun ya. saatle. Araba aldım, saat ev aldım dedim, onu aldım bunu aldım. Mesela ben sana saatin alt tabanını 10 bin dolar. Doğru. Tamam normal böyle bir tane alabileceksin. 10 bin dolara mesela surat da asabilir aslında. Evet. Öyle bir ilişkideysen İlişki de oluruz, sıkıntı olabilir. İlişkiye de bağlı bir tanımak Baba, lazım. Baba tabii şimdi saati aldın. E, saatte başladı. E şimdi na, ne alacaksın abi? Next step ne mesela? Next step atıyorum. Araba aldın, ev aldın, yaz onu aldım, bunu. Bitti e, yani bir noktadan e, sonra. Anladın mı yani? Onlar da almıştır zaten. Yıldızlara geçmişse... İş yıldızlara geçmiş tabii. E, yani çok enteresan abi yani. yani bence bilmiyorum. Bence birazcık bana görgüsüzlük Bence geliyorum. de öyle. Kesinlikle öyle. Özür dilerim söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Abi bizimkileri buldum. Kim onları ya? Kardeşlerimizi buldum. Gerçekten mi? Mevsubu olduğumuz orduyu buldum. Neredeler? Kenler ordusu. Kendiler ordusu. Kendiler ordusu. O nasıl bir ordu ya? Bak seyret. Biz katılabiliyoruz mu? K ben sonra... çok mağdur oldum bir kere olarak. <laughs> Benim içimden geçtiler. Ben sana söyleyeyim. <laughs> ben açık konuşayım abi. Ben ken men barbi mabe dedim. Oradan engel buradan şey. Bir Sinan Akçıl bize destek Allah oldu. Allah razı olsun, olsun abi. Yani Sinan abi. Ya Sinan... Sinan abi de çağıralım mı? Ben çağıralım. Çağıralım abi. Buraya. Buraya. Hayır evet. buraya. Bu orduya çağıralım Tam abi. Tamam işte oraya işte. Evet. Hadi. İzleyelim.

Bunlar bir de şarkıda çok şey olmuş. <laughs> Şarkının sözleri de mesela orijinal. 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 Biz o, aynen öyle. Buraya katılmak istiyoruz. Biz. Ben ben de istiyorum. Vallahi katılmak istiyoruz. Ondan sonra Merve'de Merve midir, Bolunudur mudur? <laughs> ne yapıyorsa yapsınlar. Biz ya ben böyle bir şeyimiz mi? Yani. Yani burada bu, sen hangi rütbede olursun? Özel sen meda, burada orgeneralliğe kadar yükselebilirsin. Yani mi? bu mi? İnanılmaz başarılı olurum burada. Ken Ordusu'nda orgeneral olabilirsin. Yani öyle söyleyeyim. Hani <laughs> Genelkurmay Başkanlığı'na kadar yolu var bu işin. <laughs> Mert Hakan gibi olamayız Senin değil senin... gel. <laughs> Mert Hakan. Geçemeyiz <Hiç> canım. <laughs> o ayrı. O general zaten. <laughs> o yüzden şey yani ama iyi yerlere geliriz. İyi noktalara geliriz evet, diye düşünüyorum geriz. ben. Burada yani hakikaten e, sen deniz kuvvetlerinde ben kara kuvvetlerinde. Özel hazırlıyorlar mı bizi peki burada her şeyimizi? Her şeyle hazırlanıyorsun. Kendi. Bir ken olarak yetişiyorsun. Yani. Aa, tamam. Buraya bence Sinakçı üçümüz gitme, gideriz. Üçümüz gitmemiz lazım. Baya iyi olur bu arada. Müthiş ekip. <laughs> Geçelim. Life in Plastik de iyiymiş baya. <laughs> Life in Plastik. Baya iyi. Orada ince bir şey de var değil Van, mi? Baya iyi baya. Tamam dediğim gibi tam Süper. Abi Teoman. Evet. Ben çok severim kendisini. Evet. Müthiş bir sanatçı. Ee, 70 yaş evlilik düşüncesi varmış Teoman'ın. Aynısı olsun. Değiştirmiş bu düşüncesini. Erken olduğunu düşünüyorum evet. demiş. 80 yaşından sonra evliliği düşünmeye başlayabilirim demiş. Mantıklı. 80 de biraz erken olabilir. 90 falan mesela 90, 110 arası. <laughs> 90, 110 mu? <laughs> 90, 110. <laughs> evlilik için ideal yaş nedir abi? Abi zaten evlilik... Yani yani çok fazla böyle dert edilecek bir şey değil abi. Yani ben evlendim, boşandım. Hiçbir bir bok anlamadım yani. Anladım yani. Evlilik yani böyle kafaya takılacak bir şey değil abi. Gerek yok. Yani evlenmeyin gitsin. Evlenen de evlensin. Devam etsin. Yani bu evlilik ne? çok şey dert ediliyor. Ta yani evlensem evlensem yani. Ben 24 yaşına kadar evlenmem lazım mesela. Bunu anlat bana mesela bunu. <laughs> Niye 24? Ben evlendim mesela 24'te. E ne oldu? Y Anlatıyorum yok abi diyor ben 24 evlendim. Anlatıyorum ya sana. Yaşadık ya lan. Yaşadık ya paramparça olduk diyorum 10 sene boşa gitti. Yani anladın mı? Yapma. Yok abi ben 24'te evlenmem lazım. İdeal en e yaşıyor. Yaş Bir de şey hesap ediyorlar mesela. 24'te evlenirsem çocuk çocuk ol yapsam. en e e geç. yapsam en geç işte 10 yaşında olduğunda 10 38 yaşında çocuğumla aktif futbol oynarım. <laughs> e tamam ben 40 yaşındayım çocuğumu gömüyorum. Nasıl? Almanya'da yaşıyorum ben burada yaşıyorum. Yani bazen işte o hesap kitap işleri olmuyor. Tutmuyor değil mi? Evlilik bazen? öyle bir şey değil. Hesap kitap işi değil değil mi evlilik? Değil değil abi. Peki ideal evlilik Beni iş... anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, sen, ben çok iyi anlıyorum. Karşımdasın ya. Hani <laughs> kızım sana söylüyorum gelinim sana. lütfen yani. <laughs> Bu cümleyi kurmak istemedim ama yani senin zekana çok güvendiğim için anlatıyorum yani. Evlilik çok güzel bir şey. Hani muhakkak evlenin. Peki ideal <laughs> evlilik yaşı nedir abi? Var mıdır böyle bir şey? Abi bir kere evlilikte ilk önce sen kendi işlerini çözmen lazım. Abi. Tamam. Sen bir kere hayatla ilgili problemlerini çözmen lazım. Bu maddi manevi değil. Bak evlilik şu da değil yani. Ben para kazanayım. Benim evliliğim işte tabii ki önemli. Yani maddi de önemli. Bir ev kuracaksın, evde yaşayacaksın bunlar önemli ama değil o yani. Yani sen o evi kurunca eve çatal bıçak şey, her şey döşeyince... işte bu evlilik olmuyor. Olmuyor abi anladın mı? Sen bir kere ilk önce kendine bir barışık olacaksın abi. Sen kendine ilgili. Çünkü Sevgili flörtleç parçası tamam mı? Bambaşka keyifli bir şey. Ama işte o ev, evli evlilikte yastığı aynı şey şeyi başı aynı yastığa koyduğunda sabah kalktığında işte o zaman o aynaya baktığında her şey değişebiliyor abi. <laughs> Hikaye başka türlü. Hikaye ya. başka o zaman başka bir film başlıyor. İşte o başlayan filmi tamam Hazırsan mı? diyorsun. Bak o başlayan filme hazır olmak zorundasın. Zaten o, o, o cepte. Zaten cepte tamam. çünkü o film bir başlıyor sen diyorsun ki aa bir dakika. Bu iş öyle değilmiş. Tamam. Şimdi başka bir bu film Bu step'e geçtik. Evet. Şimdi bu filmi, bu filmin mutlu son ulaşması senin elinde. senin elinde abi. İşte burada sen mental tamam. Ve tabii karşı tarafın elinde aynı zamanda. Karşı tarafın elinde. Tamam. Karşı taraf tabii şimdi çok bu şartları o film kopar evet, zaten. Yani. O film zaten karşılıklı sonra... bir şey karşılıklı bir şey. Ama <laughs> burada en önemli parça sen beyin olarak bu şeyi hazır olman lazım. Bu challenge'a. Çok önemli bir challenge bu abi. Bu ve gerçekten tamam mı yani çok çok mutlu gidip sürebilecek de bir şey. Hmm. Ama yani çok nadir bu şey gibi yani. Tabii canım yani süren de var mesela ama mutlu değil. mi? Hani... Şey gibi bu ya yılbaşı Tabii. bilet çekiyorsun ya. Piyango. Piyango gibi bir şey bu yani. Yani mesela herkese vurmaz bu. Vurmaz. Piyango da herkese vuruyor ya. Mesela şey de düşünmeyin yani hani et etrafımızda görüyoruz. Çevrim, çevrenizde de vardır sizin de vardır mutlaka. Evlilik devam ediyor sürüyor. Evet. Süre geçiyor ama mutluluk yok yani orada başka bir ya hikaye. Ya bak ben var. sana anlatayım mı kendimi biraz. Bir abin olarak bu böyle yaşadıklarımı şimdi ben çok fazla fedakar bir insanım. Yani öyle o fedakarlıklar öyle yerlere varıyor ki artık kendi hayatımdan da vermeye başlıyorum. Öyle öyleyim yani bunu değiştiremiyorum ben. Her zaman bırakacağım diyorum. Bir şey oluyor. Yeni birisine tanışıyorsun. Yine oluyor tamam mı? Ama işte bu tabii ki senden çok götürdüğü için bu sefer Hayır, sen, sen çok zorlandın şey O yüzden ne oluyor? Şimdi şöyle bir hayattayım. işte böyle senle buradayız. Güzel işimizdeyiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok da keyif alıyorum. Tabii özel yaşantımız var. Özel yaşantımızda insanlar girip çıkıyor, şey yapıyor. Ben ilişki istemiyorum. Ve bunu her tanıştığım, tanışmadığım insanlara söylüyorum. Evlilik zaten istemiyorum. Bu hiçbir zaman olmayacak değil ama istemiyorum şu an yani. Bu çok doğal bu bir istek yani. yani. İstemek nasıl bir şey? İstemem, i̇stememek, i̇stememek de öyle böyle bir, şey, bir yani. şey yani. İstemiyorum ve şunu istemiyorum ben tamam mı? Yani ben şunu artık yapmayacağım. Bunu gerçekten de yapmamaya çalışıyorum ve yapmıyorum da aslında. Ben bu hayata tamam mı? Sürekli insanlara hesap vermeye gelmedim abi. <laughs> Vermek istemiyorum abi yani. Neredesin? Neredesin? Sana ne abi? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Kim yapıyorsun? <laughs> Bana niye haber vermedin? <laughs> niye vereyim sana abi? Ben ama. bu hayata tamam mı? İşte sana bir gün programda çekimdeyim demek için gelmedim mesela anladın mı? Yani ben, ha bu şey de değil yani. Ben isteyen, ben çok disiplinliyim o konuda. Beni evet, az çok tanıdın. Ya yani ben böyle dağıtan, işte geceleri sabahlı. Yani gece hayatını zaten hiç sevmeyen, tamam mı? Tabii ki gece çıkmış bir insanım. Yani şimdi 20 yaşında işte dışarıya çıkıyorduk. Beledi en zamanımız şey yapıyorduk. Beraber sonra. de çıktıktır canım kaç kere Beraber yaptın? de çıktık ama mesela çok hoşlaşmıyorum yani. Fazla böyle işte 4-5 saat aynı yerde o müzik, dans edemiyorum. Evet. Tamam mı? Şarkı dayıplar. söyleyemiyorum. Yani keyif almıyorum. Şarkı <laughs> dinlemeyi çok seviyorum. İşte öbür işte normal bu normal bizim içtiğimiz şu anki şeylerin dışında bir şey içemiyorum. Evet. Yani çok da içmiş istemişsindir. Yani şöyle bir kadeh bir sevdiğim veya beğendiğim bir kızdan, hoşlandığım bir kızla bir kadeh bir yerde böyle bir şey içeyim. Ya olmuyor çok mesela. Zaten. Ben de gitmiyor. Futbolcu kene profesyonel Almanya'da orada burada işte bira, e, rejenerasyonu sanırım. Hiç mi? kok demiyorum maltı tamam mı? E, bu o, Normal yani. yani Şeydi dürüstçe de söylüyorum hani tabii. bir kadeh böyle karşılıklı bir şeyde içmek isterdim. Yapamıyorum abi. E, öyle olmayınca da ayak uyduramadığı için kendimi eksi hissediyorum. Mutlu olmuyorum orada. Aslında ben mutlu olmadığım bir ortamda da bulunmak istemiyorum. Çünkü ben mutlu olunca insanları da mutlu tabii edebiliyorum. Evet öyle etkiliyorum abi. için insanlar yürüyor. Serhat Takın çıktık e, adam mutsuz. Bunu da söyletmek istemiyorum. O yüzden e mesela tanışıyoruz insanlar girip çıkıyor hayatımıza. Ya diyorum ki kardeşim. Yani hadi gel şuraya gidelim. Bir de benim kolay bir burç da değilim. Yani ikizler Biz zoruz yani. Evet zoruz ama çok da aslında bir neşeli. Yani da, da kolayız yani. Sevecen insanlarız <laughs> yani. Şöyle mesela ben bir hafta sonra işte bir hafta sonra İzmir'e gideceğiz mi? Abi bu planı ben de yapma abi. Bu beni evet, öldürüyor. Aynen öyle. Ben o onu düşünmeyeyim abi. He, o bir hafta <laughs> beni bitiriyor abi yani. O bir haftada ben 50 kere İzmir'e gidip geliyorum abi. Gidecek miyiz? Kalacak mıyız? Ha, ne olacak? Değil mi? <laughs> <Nerede istemiyorum>? kalacağız? <laughs> mesela bunu da anlatamıyorum. O da diyor ki benim karakterim de o, Ben net plan... Abi ben. o zaman demek ki biz birbirimiz için yaratılmamışız <laughs> Uygun insanlar abi. Uygun değiliz demek Değil. Bu kadar basit. Bunu öğrendim. Çünkü öbür türlü değiştiririm, ben değiştiririm falan diyordum. Yok abi bu değişmiyor. Bir şey istemeyi bilmek çok önemli. Hı -hı. Daha değerlisi neyi istemediğini bilmek. Ben de bilmiyorum. daha böyle spontane anladın mı? Ha, tak hadi gel hadi. sineme gidelim. Tabii. Ama mesela bugün günlerden ne? Cuma, Cuma mı? Yarın cumartesine bilet aldın mı o 24 saat çok tehlikeli geçiyor. O çünkü uzun bir zaman senin için o biliyorum 24 saat yani. çok uzun abi. 24 saatte ben o sinemaya gidip gitmeyeceğimi 50 kere kafamda Kafanda. geçiriyorum. Gitmesen böyle, ne olur? Allah böyle gidince yapmışlar. ne olur? Şu olur bu olur. Evet. Ben, darlıyor seni biliyor musun? Darlıyor. Mı? O yüzden hani ben böyle Olurum. hesap da vermek istemiyorum. Çok fazla hesap soran bir insan da değilim. Tamam mı? Ama böyle şey istiyorum yani. İnsanlar birbirine saygı duysun. Tabii ki sevsin. Ama saygı çok önemli abi. Bak sevgi... Bitti yerde ilişki devam edebiliyor. Evet. Tamam mı? Evet. Ama Çünkü evlilik artık bir şey oluyor. oluyor. demeye çalıştım Şifa, biraz önce aslında. Sevgi bölünüyor. Değil. Değil. Sevgi bölünüyor. Şimdi sen ilk önce bir kişiye hedefsin. Onu seviyorsun. Sonra bir oluyor, iki oluyor. Değil. Çocuğun oluyor değil mi? Değil. Mesela bir iki çocuğun oldu. Sevgi dağılıyor. Görevler dağılıyor. Bu sefer sen... ...işte uyumama... ...işte kahvaltı... ...işte şu... ...işte bulaşık... Dün, her şeyde. Dön. Her şey bu sefer şey olduğu için... ...bu sefer sevgi dağılıyor. Bir yerde o eski... Sevdiğin insanı eskisi gibi sevmiyor olabilirsin. Psikoloji seni oraya götürebilir. Ama en kötüsü saygı abi. Saygı bittiği anda her şey kopuyor. İstersen elbette yani sıkla aşık ol. saygını yitirdiği yerde game over. Game over. Maalesef. O yüzden saygıyı kaybetmek lazım. O da böyle tabii ki karşılıklı şeyden geçiyor ama ben mesela çok rahatsız oluyorum abi. Mesela bana niye haber vermedin? Benim niye haberim yok? O oh, vesselinin evet. içindeyim. Niye mısın yani? <laughs> niye haberin olsun yani? Ben nasıl abi mesela bu, bu, bu ofisten çekimden eve gittim mesela. O benim yolda, yolda haberim yok. Evet. evet. Mesela hani benim niye haberim yok mesela bu çekimden ofise gittim mi? Mesela ben bunu sana işte e, aşkım ben eve gidiyorum. En mutlusu karşılı. Böyle bir şey var mı abi yani ilişki bu değil anladın mı? İlişki daha fazlası yani. Bu evet. çok basit yani. Konum bilgisi, bilgisi değil yani, yani. Lokasyon bilgisi değil. Bak, diyorsun. Evet 20'li 20 yaşların başında bunlar olabilir bu heyecanlar falan. Ama artık bir yerde de bir noktaya geliyorsun. Yani ben mesela 40 yaşındayım sürekli 20'ye dönüyorum gibi. Hep aynı şeyler o yaşanıyormuş gibi. Değil evet mi? evet. Bir de böyle yaşlandığımı şuradan hissediyorum. Kafa ki genç nesil Serhat Takın eskiden tanıyanlar da olur mesela. Güzel kızlar da oluyor tabii evet. ki yaşça ufak. Algılayamıyorsun şimdi. Evet. Abi diyor. Abi niye abi diyor diyor mesela tamam mı? Ama abisin aslında. Haksız değil. <laughs> Haklı. <laughs> yani bir şey de yapamıyorsun. Çünkü zamanı geriye sardığında sen, sen 20 yaşında olduğunda o 20 oy doğmamış oluyor. <laughs> Saçma sapan bir şey oluyor. Yani o yüzden diyorum ki hayat bu kadar hızlı akıp gidiyor. Bırakalım abi Ken, Barbie, Marvy. Neyse yaşayalım hayatımızı. Devam Mutlu olalım abi. Mesela ilişki çok bağlayıcı olmaması lazım. İnsanlar zaten birbirini bak ben şunu şunu yap. Bir insan aldatmak istiyorsa aldatır abi. Kimse daha hiçbir bak, şansın yok. Abi. Haberi de olmaz. Hiç dünyada haberin olmaz. Yakalanan vardır. O unprofessional. Unprofessional. Onu yapacak olmuş. bir şey yok. Anladım Ama aldatırsan aldatın insan. Kendini aldatır. Tamam ya. ben yancam abi ben mesela bir evlilik yaşadım. Benim eşim beni aldatıyor, aldatmıyor. Aldatmıyor. Ben bu şekilde kendimi Hı. inandırdım. Ben asla aldatmadım. Tamam mı? Kendini Asla biliyorsun. aldatmadım. Burada da söylerim, dürüstçe de. Asla aldatmadım. Çünkü benim aldatma şansım yoktu. Yani hiç öyle bir araçta değildim. Çünkü benim e, e, eski eşimin bir tane engelli, bir tane de kızı vardı bile benden önce. Yani ben çok farklı bir evliliğin içine girdim 24 yaşında. Bu anlattıklarım, benim evliliğim çok zor, Sakın öyle bir şey değil. değil ama evlilik yani. gerçekten çok fazla isteyen bir şey. Gerçekten yani şu an biz burada oturuyoruz muhabbet ediyoruz değil yani ola. Yani pedakarlık başka bir şey İnanılmaz bir şey yani. 7-24'ünü istiyor sen. İstiyor senin. doğru. Kapatman Harcaman lazım. Harcaman lazım abi. Mesaini birazcık ona göre ayarlaman lazım. E, bakalım. Peki. İdeal yaş yok diyorsun ama bunda. Abi bunun ideal yaşı yok. Yani 80 yaşında evlen, evleniyorsa da evlensin. 80 yaşında evlensen ne olur baba? Allah'ını seviyorsan yani. Kurban olayım yürü git <laughs> Ne yapacaksın abi yani? Böyle mi dolaşacaksın? Ne yapacaksın ki yani? Ha? Hayır zaten böyle dolaşman lazım artık yavaş yavaş. <laughs> yani, şimdi, yani, böyle 80 yaşında evlilik nasıl olacak abi? O olur yani en fazla. Hayır bir de şey yani şimdi <laughs> 80 yaşında evlendiğinde şimdi soru soru yani. Yani Ömrünün sonuna kadar... Yani beraberiz mi diyeceksin? Ne diyeceksin yani? Nasıl sözünü vereceksin Berabersin ki? ki. <laughs> Üç dakika sonra <laughs> belli. Yani anladın mı? <laughs> Sıkıntı ya. 80 yani sen bu sözü de veremeyeceksin. Peki. Orada belki evet de diyemeyeceksin yani. Erkan ayaklandı. Acelesi var herhalde. Erkan tamam kapatalım bunu. Güzel <laughs> yavaş yavaş, bu, yavaş kapatalım peki. Burada ya. peki. Sen <laughs> de eğleneceksin galiba. Bir, bir şey yaptım ki ya. ayağım ayağa kalktı. Üstümüz ayağa kalktı. Bitirelim. Bitirelim. Peki. peki bitirelim. Kardeşim benim ağzına sağlık. Abi görüşürüz. Güzel. Ee, yani. Bir tane daha patlat. Bu daha iyi oldu. Tamam. Bu daha iyi oldu. Haftaya daha sağlam patlatırım. Ha, peki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. görüşürüz onlara <laughs> dikkat edin de. Valkan'dan, Malkan'dan.